Farkında olmadan yaşama konusunu biraz daha vurgulamak isterim ekran başındaki seyircilerimiz için de aynı şekilde. Çünkü hani birçok hastalıkla farkında olmadan yaşayabiliyoruz. Diyabetle de Tabii öyle. ki öyle. Bunlar bir Doğru. salgına dönüşüyorlar sonrasında. Bu hastalığın ise hakikaten çözümü var. Erken davranılması halinde alınabilecek çok iyi sonuçlar var. Bu konuyla ilgili evet aşı önemli, evet yeni nesil ilaçlar önemli ama korunma amacıyla yapılabilecek bir şeyler de olsa gerek. Neler yapabiliriz? Bir kere demin bazı risk gruplarından bahsettik. Yani yaşamımıza dikkat etmemiz lazım. Yani sağlık personelinin dikkat etmesi lazım. Bütün Özellikle. tıbbi girişimlerde steril malzemeler, steril ilaçlar, yani her şey önceden temiz, hazırlanmış olarak kullanılmalı. Diş hekimleri mutlaka eldiven kullanmalı. Kendilerini de korumak için, sadece hastalarını değil. Gereksiz yere kan ve kan ürünleri kullanmamalıyız. Bundan öte de mutlaka aşı olması gerekenlerde zamanında aşı olmalı. O zaman hakikaten bu enfeksiyonun giderek azaldığını göreceğiz. Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği bir epidemiolojik çalışma yaptı. Profesör Nurdan Tözüm ve Evet. arkadaşları olarak bunu yaptık. Çok önemli bir veri var hepatit B ile ilgili. 18-30 biz erişkin popülasyonda yaptık. 18-30 yaş arasındaki hepatit B şu anda sıklığı ülkemizde 30 yaşın üzerindekilere göre yarısı kadar. Yani %2 ama 30 yaşın üzerinde %4-5 civarında. Demek ki bunlar aşılamanın etkisiyle yarı yarıya bir azalma olmuş diyebiliriz hepatit B sıklığında. Farkındalık konusu işte bu Dünya Hepatit Günü biraz da bunun için işimize yarayacak bir uygulama olacak. Gerçekten önemli. Biz hepatitle uğraşanlar bu hastalığın yeterince önemsenmediğini ya da bizim tarafımızdan yeterince dile getirilemediğini düşünüyoruz. Onun için diyoruz ki bu kadar ciddi bir sağlık sorunu ve bu kadar etkili korunma ve tedavi imkanlarına sahibiz. Lütfen bunu göz ardı etmeyelim. Test olalım. Eğer hepatit B hastasıysak, hepatit C hastasıysak mutlaka bir uzmanına gidelim. Tedavi imkanlarından yararlanalım. Ve bu hastalıkla daha etkili mücadele edelim istiyoruz. Şimdi yaz mevsiminde.